Bübrek Anne Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, yeni bir video serisi yapmaya karar verdim çünkü bana gelen talepler dolusuna annelerin babaların kafaları çok karışık. Öncelikle e, akıl ve zekanları eğitimi alırken e, öğrendiklerim ve bugüne kadar çocuklarımdan dolayı okuduğum kitaplardan yola çıkarak. Bazı notlar aldım ve bu notlarla anne babaların kafalarındaki soru işaretlerini bir nebze olsun kendi dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Dilim de dönerse bu arada. Şimdi en önemli konuların başında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu geliyor. Şimdi dikkat eksikliği nedir? Sorsun bilimsel karşılığını bilmeden çocuğumda dikkat eksikliği var. Çocuğumda hiperaktivite var. Çocuğum dikkati dağınık diyen çok fazla aileye rastlıyorum. Bu çok üzücü. Ben de kendimce çünkü psikologlar anlatıyorlar. Ama onların deyimleri ya da kullandıkları tabir insanların kafalarında daha çok soru işareti oluşturabiliyor. Daha net anlatmak adına daha sade bilime yani doktorlar kaçmadan bahsetmek istiyorum. Çocuğunuz için veya kendiniz için hiperaktif ya da dikkat dağınık var demek için birçok araştırma yapılması gerekiyor yani kendinizce buna dikkat dağınıklığı var hiperaktivite var demek doğru değil şimdi bu videoda ne hazırladım birincisi dikkat nedir dikkat eksikliği dikkat bozukluğu yani dikkat dağınıklığı nedir e, dikkat eksikliği nedenleri neden oluyor bunun sebebi ne e, nasıl bilinir yani dikkat eksikliğine ne iyi gelir ilaç mı ilaçsız mı e, nasıl becerebiliriz Hiperaktif nedir? E, dikkat eksikliğinin yani DEP'in belirtilerini ayrı ayrı. Dikkat eksikliği belirtileriyle hiperaktif belirtilerini ayrı ayrı anlatmaya çalışacağım. Ve DEP türlerini yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtilerinin e, türlerinden kısaca bahsedeceğim. Şimdi videoyu sonuna kadar izlerseniz kafanızda aslında çok fazla soru işareti kalmayacak. Çünkü çok fazla tıbbi terime girmeden e, daha yalın yani biz anne babaların anlayacağı şekilde anlatmaya çalışacağım aldığım notlardan. Arada yanlış bilgi vermemek adına aldığım notlara da bakacağım. Şimdi dikkat nedir? İç ve dış uyaranlardan etkilenmeden bir işe tam konsantrasyon yani tam yoğunlaşabilmedir. Bir iş üzerinde dikkati uzun süre sürdürebilmedir. Bakın burada şunu da yanılmayın. 4 yaşındaki bir çocuktan 20 dakika performans dikkat performansı bekleyemezsiniz. 3. sınıfa giden bir çocuktan 45 dakika dikkat performansı bekleyemezsiniz. Bu sizi yanıltmasın. Yani yaşla orantılı dikkat süreleri var. Bunlara ayrıca bahsedeceğim. Bunlara özen göstermeniz gerekiyor. Yani benim çocuğum 45 dakika dersi dinlemiyor. Dinlemez benimki de dinlemiyor. Dinlemezler onların maksimum süreleri 25 dakika. Yani şu an biz bir konferansa katıldığımızda bile bir kişi çok iyi konuşuyorsa odaklanmamız maksimum 30 dakika oluyor. Ondan sonra bizim de dikkatimiz dağılıyor. Değil mi? Böyle düşünün. Hemen çocuğunuza dikkat eksikliği var demeyeceksiniz. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu nedir? Şimdi aşırı hareketlilik, e, dikkat konsantrasyon bozukluğu, dürtüsellik şeklinde açığa çıkan psikiyatrik sorunlardır. E, Kişi ömür boyu takip edebilir, e, ömür boyu yani bizlerde de olabilir, yetişkinlerde de görülebilir. E, çocuk yaşlarda başlar ve ilkokula başladıktan sonra daha net bir şekilde ortaya çıkar. Aileler çocuklarının dikkat eksikliği ya da hiperaktif olduklarını genelde ilkokul çağında anlarlar. Şimdi e, bu dikkat eksikliğinin mutlaka teşhis ve tedavi edilmesi gerekir. Neden? Çünkü dikkat eksikliği doğru teşhis edilmezse ve doğru tedavi uygulanmazsa ileride iş hayatında, okul hayatında ciddi problemlere yol açmaktadır. Aynı zamanda dikkat eksikliği ve hiperaktif de ÖG yani özgül öğrenme güçlüğünün bir alt tipidir. Özgül öğrenme güçlüğü de dis Disleksi, diskalkuli ve disrafi şeklindedir. Bu da apayrı incelenecek bir durum. Bunun bir alt tipidir aslında dikkat eksikliği ve hiperaktivite. Ee, önemli olan kısım bu. Ee, dikkat eksikliği belirtileri. Dış seslerden ve önemsiz faktörlerden etkilenip asıl meşgul olunan işten kopmak. Bu nasıl? Ee, öğretmen dersi anlatırken dışarıda uçan kuşlara bakmak, dışarıda top oynayan çocukları dinlemek, öğretmene odaklanmamak. Çocuklardan yola çıkıyorum sık sık hata yapmak hatta dalgınlık derecesinde sakarlıklar yapmak. Bu bir kere olduysa, iki kere, üç kere olduysa önemsiz ama bu sürekli tekrar ediyorsa bir dikkat eksikliği belirtisi olabilir. Konsantrasyon gerektiren oyun ve aktivitelerde başarısız olmak. Bakın bu çok önemli. Dikkat eksikliği yani gerçek dikkat eksikliği olan çocuklar Normal oynadığı, yani şu arkamda gördüğünüz kötü oyunlarını oynarken de dikkatini toplayamaz. Ama dikkat eksikliği e, düzeyi çok yüksek olmayan çocuklar e, sevdikleri işte yani oyun oynarken ya da sevdikleri dersi çalışırken ya da sevdikleri bir işte dikkatini yoğunlaştırabilirler. Yani bu çocuklarda dikkat eksikliği var demek için başka şeyler yapılması lazım bahsedeceğim. Evet. Oyun ve işler arasında hızlı geçişler yaparlar. Yani bir bitmeden diğerine başlarlar. Ee, mesela ben bu yaşta dikkat eksikliği yaşayan bir insanım. Bu iş yaparken başka işle ilgileniyorum. Yemek yaparken, telefonda konuşuyorum. Çocukla ilgilenirken başka şey yapabiliyorum. Bu dikkat eksikliğinden kaynaklanıyor. Benim her işi aynı anda yaptığım, yapabildiğim, işte çok marifetli olduğumdan kaynaklanmıyor. İşler arasında hızlı geçiş yapmamdan kaynaklanıyor. Ee, unutkanlık ee, sıkça yaşanan unutkanlık okulda öğretmen ders anlatırken işte e, kalemle oynamak resim yapmak arkadaşlarıyla konuşmak hayallere dalmak bunu sık sık tekrar etmek dikkat eksikliği belirtileri arasında yer alıyor. Okuma yaparken cümle sonuna kelime ekleme çıkartmaları yapmak. Bakın bu çok önemli. Cümlenin sonuna, başına ekleme ve çıkartmalar yapar bu çocuklar. Ders çalışırken anne babayı sürekli yanında istemek. Yani bu şu değil. İlkokul birinci sınıfta çocuk sizi yanınızda, yanında isteyecek zaten. Yanında da olmalısınız, birlikte yapmalısınız. Ama ikinci sınıfa geldi, üçüncü sınıfa geldi. Artık sorumluluk aldı. Artık bir yaş daha büyüdü e, okulda da evde de sorumlulukları var sizi e, bilmediği sorularda çağırabilir ama bildiği bir işte, soru bankasını çözüyor bildiği şeyler e, ama siz benim yanımda oturun. Bu dikkat eksikliğinin belirtilerinden biridir e, ama dediğim gibi birinci sınıfta okul öncesinde zaten birlikte yapacaksınız bu sizi aldatmasın çocuk yanında anneyi babayı mutlaka isteyecek. Görev ve sorumlulukları sürekli ertelemek. Yani yapacak ama sonra yapacak. Mesela bilgin. <laughs> Sorumluluk almaktan kaçınır. Bilgin mesela dikkat eksikliği ne düzeyde çok minimal. Aldığı sorumlulukları erteliyor neden? Kesinlikle şeyliğinden, iş sevmezliğinden. Ben çocuğuma dikkat eksikliği var demiyorum mesela. Yani bunları ayırt etmek gerekiyor. Verilen görevleri bitirmekte zorlanır. Bu bir sefer değil, iki sefer değil, üç sefer değil. Takip aşamasında olacaksınız devamlı yapıyorsa evet bu bir belirti. Eşyaları koyduğu yeri unutur, sürekli eşya kaybeder, eşyasının ne yaptığını takip edemez bu dikkat eksikliği belirtilerinden bazıları. Şimdi bunlardan bazıları ya da hepsi olabilir ya da hiçbiri olmayabilir. Çocuğunuz dikkat eksikliği olmayabilir ama hiperaktif olabilir. Ona geliyorum şimdi. Şimdi hiperaktif nedir? Hiperaktif çocuklar aşırı hareketli çocuklardır. Ee, yani içlerindeki plansızlık aşırı şekilde e, ortaya çıkar. Dürtüsel bir bozukluktur bu yani içten gelir. Bu çocuklar rahatsız edici davranışları kasten yapmazlar zaten içten gelir. Yani onların yaptığı davranışlar şımarıklık olarak adlandırılmamalı. Yani dürtüsel gelen bir şey şımarıklıkla hiperaktivite karıştırmamalı. Bazı çocuk şımarıktır, sevinmeyi ister. Bazı çocuk işte böyle çok hareketlidir, kinestetiktir. Bunları karıştırmamak gerekiyor. Hiperaktivite bozukluğu dürtülerin kontrol edilememesi demek. Yani çocuk içinden gelen şey istese de kontrol edemiyor. Hiperaktif nedir? Aşırı hareketlilik, dikkatsizlik gibi öğrenmeyi etkileyecek güçte sorunlar yaşayan çocuklara hiperaktif denir. Yani çocuk koşuyor, oynuyor, benim kıvanç gibi kinestetik çocuk. Bu hiperaktif bir çocuk değil yani hani bizim zamanımızda eskilerin söylediği kurt var misali yani bu çocuklar hiperaktif değil onlarda sadece kurt var hiperaktif hem dikkat eksikliği yani gibi e, öğrenmeyi güçleştirecek derecede hareketli çocuklara deniyor. Hiperaktivitenin belirtileri nedir? Aşırı hareketli, oturduğu yerde duramama, aşırı konuşma yani normal hani ne anne bu ne anne bu ne anne bu ne, anne bu ne? Anne bu ne? demek e, Çocuğu hiperaktif yapmaz. Ama gereksiz yere aşırı konuştuğunda takip edilmeli. Mobilyalara veya tırmanma amacı olmayan nesnelere tırmanma. Hani 1, 2, 3 değil sürekli devam eden bir tırmanmadan bahsediyoruz. Yani duramama. Bir odanın içinde dahi olsa dolaşmaya çıkmayan tabiri caizse volta atma. Yerinde duramama. Hiperaktif çocukların birçoğu kurallara uymakta zorlanırlar. Kuralları tanımazlar. Eee... Birilerinin sözünü sürekli kesme ihtiyacı duyarlar. Bu da çok önemli. Çünkü 4 yaşından sonra çocuklar daha çok söz kesmemeyi öğrenmiş olurlar. Hiperaktif bozukluğu olan çocuklarda sıkça gözlenen davranışlardan biri de başkalarını rahatsız etme, onları işinden alıkoyma, çekiştirme gibi adlandırılır. Ve uyumsuz ve saldırgandırlar. Bunlara hiperaktif yani bu saydıklarım hiperaktif belirtilerdir. Hiperaktif çocuğun belirtileridir. Şimdi üç tip hiperaktivite var. Birincisi kombine, ikincisi hiperaktivitenin baskın olduğu, üçüncüsü ise dikkat eksikliğinin baskın olduğu. Üç tip var. Kombine tip hem dikkat eksikliği hem de hiperaktivitenin bir arada görüldüğü tip türü. Biri de hiperaktif çocuk hareketli ama dikkat sorunu yok. Çocuk hareketli ama odaklanabiliyor yaptığı işe. Bir diğer de dikkat problemi var çocukta ama hiperaktivite yok. Bu şekilde değerlendiriliyor. Şimdi dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavisi ben uzman değilim. Bakın bu konuda hani bana siz ya uzman mısınız diyenler de oluyor. Hayır ben anneyim. Araştırma yapan bir anneyim. Doktorlarla konuşan bir anneyim. Az önce bahsetmiş olduğumuz gibi dikkat eksikliğinin sebepleri... Tedavisi öncesinde tek tek incelenmeli. Ee, yani bataklığın altında yatan neden araştırılmalı? Sinekleri öldürmüşsünüz, öldürüyorsunuz ama oradan neden sinek çıkıyor? Hala çıkmaya neden devam ediyor? Bunu bulmadan sinekleri ne kadar çok ilaçlarsanız, ne kadar çok öldürürseniz de sorunu çözemezsiniz. Ee, çocuk neden hiperaktif? Neden dikkat bozukluğu var? Çocuk... Ee, bunu tespit etmek için nörolojik ve nöropsikolojik testler var. Doktorunuz sizi bu konuda yönlendirecek. Doktora gitmekten kaçınmayın. Bu ayıp değil. Bu çocuğunuzu kötülemez, iyiye götürür. Ben iki çocuğumu da pedagoga götürdüm. Bu çocuğunuz için, geleceği için güzel bir şeydir. Bundan kaçınmayın. E bu testler sayesinde afedersiniz dikkat eksikliğinin neden olur sorusuna aslında yanıt aranır ve bulunur. Yani algısal mı, yorumsal mı, içgüdüsel mi, motor alanında mı bir eksiklik var, bozulukluk derecesi ne, i̇şte, e, ilaç kullanmaya gerek var mı buna doktorunuz karar verir. Ama nörolo, e, nörolojik testler ve nöropsikolojik testler yapıldıktan sonra yani doktora gittiniz ben bunları duyuyorum doktor bu ilacı var. İşte sabah ver akşama kadar senin dediğini yapar öğretmenin karşısında hiçbir şey yapmadan oturur maalesef var Yani e, bu buna itiraz e, kimse edemeyecektir bu değil çocuğu e, hareketsiz hale getirmek değil yani bu testler yapıldıktan sonra zaten daha net kararlar alınır. Bozukluk derecesine işte hangi ilaçlar reçete edilmeli, ilaçların yan etkilerine bunları doktorlar size yönlendirme yapacak. Akabinde dikkat eksikliği tedavisine başlanacak. Ee, uygulaması basit, ee, dikkat güçlendirme yani benim şu arkamda gördüğünüz ve eğer bu videoyu izliyorsanız önceki videolarıma da bakmanızı tavsiye ederim. Dikkat eksikliğini minimal olanları çözebileceğiniz kutu oyunları var. Bunlardan size uzman doktorlarınız da yönlendirecektir. Benden de yardım talep edebilirsiniz. Dikkat eksikliği neden olur? Dokunma koklama, tatma, işitme ve görme yani beş duyu organının herhangi bir yerin birinde sağlıklı çalışmama durumu, yetersizlik varsa bunlardan dolayı gelişir. Yani çocuğunuzu küçük yaşta dokunma, koklama, tatma, işitme, görme alanlarında desteklemeniz gerekiyor. 2 yaştan itibaren kutu oyunları, öncesinde puzzle'lar, dokun hisset kartları, ee, bultaklar, bunlarla çocuğunuzu destekleyeceksiniz, evde koku materyalleri yapacaksınız, işte tarçını koklatacaksınız, zerdatıçalı koklatacaksınız, beş duyu organını sürekli aktif halde tutacaksınız. İşte ayaklarını toprağa bastıracaksınız, taşa bastıracaksınız, süngere, ıslak zemine, kuru zemine, bu duyular gelişecek yani. O zaman bunu engellemiş olacaksınız. Bununla birlikte düzensiz uyku, sağlıklı beslenememe, iyi dinlenememe de bunun altında yatan nedenlerden biri. Yani dikkat eksikliğini böyle çok yönlü incelemek gerekiyor. Aynı zamanda bir de şöyle ek sebepler var. Psikolojik sorunlar, motivasyon eksikliği, genetik faktörler. Şimdi burada şu da önemli. Aile çok baskınsa, aile çok aşırı disiplinsiyse, bakın sınırlardan bahsetmiyorum, aşırı disiplin varsa, baba çok katıysa ya da anne çok katıysa, biri evet deyip diğeri hayır diyorsa, anne karnındayken işte sigaraya, alkole, uyuşturucuya maruz kaldıysa ya da bunların hiçbiri olmamış olabilir ama ekonomik sorunlardan dolayı anne aşırı stresli bir hamilelik geçirdiyse gibi birçok faktör, hatta genetik faktörler yani annede ya da babada, ya da daha bir önceki nesilde bunlar varsa çocuğa genetik olarak da geçebiliyor. Bu testler sayesinde çıkıyor ortaya. Çocuk yaşlarda yeterince egzersiz yapmamış olmak diye not almışım. Evet yani benim çocuğumda dikkat eksikliği yok. Bunları yaptırsam ne olur demeyeceğiz. Yatırım yapacağız. Bakın bunlar dikkat eksikliği hastalığı oyunları olarak düşünmeyin. Çocuğun dikkatini geliştirme, odaklanmasını sağlama, bir adım daha ileri, bir adım daha ileri, daha ayakları sağlanmasan, zihni sağlanmasan çocuklar yetiştirmek için yapılan oyunlar. Mesela Brainbox Box serisi oyunlarımız Birleşik Krallık'ta yapılmış oyunlar. Ve çocukların dikkatine, hafızasına, e, odaklanmasına yönelik hazırlanmış oyunlar. Yani bunlardan benim dikkat eksikliği yok çocuğumda deyip almamazlık ya da oynamamazlık yapmayın. Şimdi... Beyin az kullanıcı temberleşen bir organımız. Beynimizi kullanmalıyız, çalıştırmalıyız. Yani bu bir hastalık değil. Yaşlılığımızı oranla odaklanma sorunumun sorununu daha fazla hissetmemize neden olur. Yani biz yetişkinler de bunları kullanabiliriz. çocuklarımızda da dediğim gibi yoksa bile kullanmalıyız. Erken işte oyun kitap, spor, benzeri etkinliklerle bol bol beyin egzersizi yapmalıyız. Şimdi sadece bu oyunlarla etmiyor. Eğer maddi imkanınız varsa ki belediyeler artık ücretsiz olarak bunu yapıyorlar. Her yerde var. Mutlaka bir spor dalıyla uğraşsın. Yüzme, basketbol, voleybol, pimpon, işte masa tenisi, tenis, karate, ağırlık takım sporlarından olması gerekiyor ama Bunlardan birine yani bir çocuk hayatı boyunca mutlaka bir spor dalıyla uğraşması gerekiyor. Düzenli kitap okumasını sağlamanız gerekiyor. Ve bir müzik aleti. Evet bu ülkemiz için biraz sıkıntılı çünkü artık müzik aleti, müzik dersleri ücretli ve çok ücretli. Hakikaten öyle. Ben de biliyorum çocuklarımdan. Ama bir müzik aleti, bir spor... Bir müzik aleti, bir spor dalı, kutu oyunları Bolca birlikte kitap okumak, üçe giden çocuğunuzla da birlikte kitap okumanız gerekiyor. Bunları yaptığınızda hem bunlar azalacaktır hem de ilaçsız birçok şey tedavi edebileceksiniz bu anlamda. Ne iyi gelir? İşte oyun şeklinde tasarlanmış dikkat konsantrasyon egzersizleri çocuğunuza ısrar etmeden. Yani mesela en çok... Bana gelen sorulardan işte şu kitabı aldım ama asla yapmak istemiyor. Bu kodlamayı aldım yapmak istemiyor. Bakın istemez benim çocuğum da istemiyor. Yani o çok meşhur e, böyle büyük dikdörtgen sayfalı olan seti benim de çocuğumu okulda aldılar yapmadı. Asla asla etmedim. Çünkü daha fazla sıkıyor çocuk sıkıldığı şeyde daha fazla dikkat eksikliği problemi yaşıyor. Çocuklara bu tür kitapları yapmakta zorlatmayın. Ayrıca şöyle bir durum var. Yani bunları gerçekten iyi yapan setler var. Bir de merdiven altı yapılanlar var. Yani piyasada ya sürülmüş 20 lira, 30 lira dikkat geliştirme seti, işte bilmem ne seti diye setler var. Bakın bunlar sadece çocuklarımızın maalesef kullanma amaçlı yapılmış şeyler. Bunlara lütfen aldanmayın. Yani şu Brian Box serisi oyunlar Birleşik Krallık'ta yapılmış. Az önce müşterim aradı telefonla. Onu anlattım. Bakın Birleşik Krallık'ta yapılmış. %100 geri dönüştürülebilir malzemeden yapılmış. Renginden içindeki tüm detayına kadar özel düşünülmüş renkleriyle bir kutu oyunu. Şimdi bu kutu oyununun aynısını yapmışlar. E çocuğum oynamıyor. E oynamaz. Renk ona göre seçilmemiş. Çocuğun gözüne hitap eden baskı kalitesi seçilmemiş. E, ona göre görseller koyulmuş. Ona göre algı oluşturulmuş. Şimdi senin bunun yarı fiyatına aldığın oyunda bu oluşturulmamış ki merdiven altında basılmış bir oyun. Oluşmaz arkadaşlar. Yani bunlar çok önemli konular. Kitaplar içinde geçerli, oyun içinde geçerli, spor dalı içinde geçerli. Ee, tabii ki imkanlarımız doğrultusunda çocuklarımıza bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama işte yapacak bir şey yok. Yani çocuklarımıza faydalı olalım derken daha büyük zararlar veriyoruz. Yani Dikkat eksikliği olan o çocuklara oturup, zorla, ağlatarak o kitapları lütfen yaptırmayın. Çocuklara oyun oynatırken, e, oyun diyorsunuz bakın koşa koşa geliyor. Hiçbir baskı uygulamadan oyunla çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Ama kitap dediğinizde kaçacaktır. Benim çocuklarım da aynı şekilde. Yani o e, belli setleri yapmak istemiyorlar. Evet kitap okuyorlar, birlikte kitap okuyoruz, birlikte bazı etkinliklerimiz var. Hakikaten okuyamıyoruz. E, Onaylı, pedagog onaylı kitaplarımız var, onları yapıyorlar ama piyasaya sürülmüş, çok ucuz, dikkat geliştirir, kodlama öğretir kitaplarını maalesef almıyorum ve yaptırmıyorum da. Dep türleri de aynı, kombine, dikkatsiz ve hiperaktif dürtücü dep türleri var. Ee, yani benim kendi notlarımdan çıkarttığım durum bu. Ee, umarım yararlı olmuştur. Yani bir çocuğa dikkat eksikliği var demek için bir sürü neden var. Nörolojik testler, nöropsikiyatrik testler yapılmadan çocuğunuza benim çocuğumda dikkat eksikliği var demeyin. Benim çocuğum hiperaktif demeyin. Hayır onun da kurt vardır muhtemelen. Hareketlidir, kinestetiktir. Ee, çok fazla böyle hareket etmeyi seviyordur ve bu çocuklar da çok zeki olur. Bakın unutmayın hem dikkat eksikliği olan çocuklarda, hiperaktif çocuklarda zeka düzeyi genellikle çok çok fazla oluyor. Bu çocuklar yaşıtlarından daha ileri olabiliyorlar. Niye? Çünkü çocuklarda bir enerji var, doğru kullanamıyor. Bizim yapmamız gereken o enerjiyi ve odaklanmayı doğru kullanmasını sağlamak. Hem bu oyunlarla hem sporla hem sanatla çocuğa zihnini, zekasını doğru kullanmayı öğretmek. Umarım faydalı olmuştur bir anne olarak. Aynı zamanda akıl ve zekanın eğitimcisi olarak minicik de olsa ailenize bir katkı yaptıysam ne mutlu bana. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Yorum yaparsanız, kanalıma da abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Bu serinin videoları gelecek. Odaklanma, zeka geliştirebilir mi? dikkat eksikliği için daha fazla ne yapabilirim videoları gelecek bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı günler.